saat önce. Pekala. Hayatta her zaman her istediğimiz olmaz. Mesela çikolatalı dondurma istemişsindir ama sadece vanilyalı vardır. Ben de bugün Berat adında bir video paylaşmak istemiştim ama maalesef her istediğimiz olmuyor. Eğer bu videoyu izliyorsanız şu an ya içerideyim ya da içeri girmek üzereyim. Evet maalesef istinaf mahkemesi aleyhimde karar verdi. Şu an Oğlum bu çok Sıkıntı ya. Onu toparlamakta biraz zorlanıyorum açıkçası. Çünkü bu olay bende biraz bir şok etkisi yarattı. Bunu final haftamda öğrenmem ekstra talihsiz oldu. Çünkü şu an sınavlara odaklanmakta gerçekten zorlanıyorum. Ha elimden geleni yapıyorum yine tabii. Ama kafamın içinde şu an istemediğim bir yük var. İstinaf mahkemesinin dilekçemizde özellikle belirtmemize rağmen duruşma açmaması biraz üzücü oldu. Çünkü insan kendisini dinlemeye değer değilmiş gibi, söyleyecekleri önemsizmiş gibi hissediyor. Ve hazır burada beni dinlemek isteyen birkaç kişi toplanmışken ben yaşananlardan bahsetmek istiyorum biraz. Olayın ne olduğunu bilmeyenler Parodi adlı videomu izleyebilirler ama ben yine de kısa bir özet geçeceğim. Ben izlemedim bu arada Parodi adlı videosunu. O yüzden kısa bir ücreti alalım Arda'nın iyi yapmış. 2017 senesi yanlış hatırlamıyorsam 3 Kasım'da Ot içiyorum parantez içinde Ezel Parodi adında bir şarkı paylaştım. Parodi ne demek bilmeyenler için Parodi, komedi... Belki de izlemiş miydik? 2017 diyor oğlum eskiymiş. Ben yeni bir şey zannettim. Ve iğneleme amaçlı yapılan abartılı bir taklittir. Ben de yaptığım şarkıda... Bundan sonra bakarız. Bazı şarkıların komedi amaçlı abartılı birer taklidini yaptım. Bunun neden yaptığıma girmeyeceğim... Baba parodi başlıkta parodi yazıyor zaten arkadaşlar. Bakacağız videoya da bakarız da yani. Zaten başlıkta parodi yazıyor sonra... Hani... Bunun sebeplerinden uzun uzun bahsettim zaten. Ancak şunu söyleyebilirim ki ben o şarkının ciddi bir şarkı olmadığını komedi ve iğneleme amaçlı yapıldığını belli etmek için elimden geleni yaptım. Şarkının adında zaten parodi yazıyordu. Sözleri gerçek olamayacak kadar abartılıydı. Abartılı olmasının yanı sıra sözler zaten sürekli kendini tekrar ediyordu. Çünkü hani düşün bak birisi senin karşına gelse ve şöyle dese. <laughs> ya sen ne kadar mükemmel bir adamsın ya. Sen harika bir insansın. Sen ne kadar iyi bir insansın. Senden daha iyi bir insan yoktur. Ben görmedim. Büyük ihtimalle olması da mümkün değildir öyle bir şey. Ve buna yaklaşık 3,5 dakika boyunca devam ettiğini düşünün. Söylediği şeyin altında bir bit yeniği ararsınız elbette. Acaba söylediği şeyi gerçekten kastet etmiyor olabilir mi? Çünkü normal insanlar böyle konuşmaz. Ve bu kinayedir, bu sarkazmdır, bu bir söz sanatıdır yani. Çünkü yani düşün bak birisi senin karşına gelse ve şöyle dese. Ya sen ne kadar mükemmel bir adamsın ya. Sen harika bir insansın. Sen ne kadar iyi bir insansın. Senden daha iyi bir insan yoktur. Ben görmedim. Büyük ihtimalle olması da mümkün değildir öyle bir şey. Ve buna yaklaşık 3,5 dakika boyunca devam ettiğini düşün. Söylediği şeyin altında bir bit yeniği ararsınız elbette. Acaba söylediği şeyi gerçekten kastetmiyor olabilir mi? Çünkü normal insanlar böyle konuşmaz. Ve bu kinayedir. Bu sarkazmdır. Bu bir söz sanatıdır yani. Ve bunu ve bunu suratına karşı bu şekilde söylediğin zaman sadece ve sadece yapay zeka anlayabilirsin anlamaz. ben klibimde mahvolan bir hayatı gösterdim. Zaten klipteki renk tonları daha karanlık bir tonu işaret ediyordu. Ayrıyetten ailesinden gelen aramaları reddeden, aç olmasına rağmen parasını uyuşturucuya harcayan, uyuşturucu kullanmadığı zaman krizlere giren bir karakteri canlandırdım. Ve videonun altına da not düştüm. Videoda uyuşturucu madde kullanımının rap şarkılarında gösterilmeyen yüzünü gösterme <laughs> amaçlı sigara içiyorum. İçtiğim şey bir uyuşturucu değil. Ve bu klibi artı 18 yükledim. Bu klibi paylaştıktan yaklaşık bir 5 ay sonra falan benim vatan caddesine çağırdılar. Sana bir fikir danışacağız diye. Ve o gün gözaltına alındım. Kağıda yakalandığı yazmışlardı ama beni çağırmışlardı gitmiştim. Ve size şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz zamanında Ezel de tutuklanmıştı yaptığı şarkılar yüzünden. Ama ben Ezel'den yaklaşık bir ay önce tutuklanmıştım. Yani Ezel parodisi yaptığım için Ezel'den önce tutuklanmıştım. Çok ilginçti. Ama ben kimseye haber vermemiştim tabii. Ardından 3 sene boyunca uyuşturucuya <laughs> teşvikten yargılandım. Hayır ben anlamıyorum. Kendi kullanmadığım bir şeyi nasıl insanlara teşvik edebilirim? Neden yani? Nasıl bir karım olabilir bundan? Peki neden kimsenin haberi olmadı? Ben ceza alana kadar 3 sene boyunca böyle bir mahkemeyle boğuştuğumdan. Çünkü ben güveniyordum. Ben bu işin çözüleceğini düşünüyordum. Ayrıyetten ben olayları içinde yaşayan biriyim. Hep diyordum kendi kendime, tamam bu bir yanlış anlaşılma ve yakında düzelecek. Ardından 3 sene boyunca bu mahkemeyle uğraştıktan sonra son duruşmada hakim hakkında ya. 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Ardından istinaf mahkemesine başvurduk ve ben de yaşananları parody adlı videomda anlattım. Ardından istinaftan gelecek cevabı beklemeye başladık. Çevremdeki herkes bana bu kararın istinaftan geri döneceğini söyledi. Çünkü kimse bu olayın absürtlüğüne inanmak istemedi ben de dahil. Ama ben hep içimde bir yerde o kötü senaryoyu kendime hatırlattım. Çünkü diyordum ki olayların zaten bura diye bile gelmemesi gerekiyordu. Buraya kadar geldiyse devamı neden devamı gelmesin? Devamı da gelebilir. Ama fark ettiyseniz ben parodi videomda özellikle son duruşmadan yani kararın verildiği duruşmadan hiç bahsetmedim. Bunun bir sebebi o duruşmada yaşanan şeyler benim için gerçek dışıydı. Orada yaşanan şeylerin gerçekten yaşandığına kendimi inandırmakta epey bir zorlandım. Hatta duruşmanın belli bir yerinden sonra ben konuşmadım. Efendim? Peki. Avukatımın söylediğine göre son duruşmada yaşanan şeylerden çok da fazla bahsetmemem gerekiyormuş. Ama şu bilgiyle yetinin. Eğer Game of Thrones'da olsaydık o an tam olarak I demand a trial by combat. Denecek yerde. Ve bana hukuk sistemimiz konusunda bir diğer farkındalık yaşatan kısım şu oldu. Görünüşe bakılırsa videonun adında parodi yazması yeterli değilmiş. İçinde de yazması gerekiyormuş. Tamam, kabul ediyorum. Videonun içine de yazsaydım daha iyi olurdu. Hatta içine yazmama sebebim zaten espriyi kaçırmamakta. O kadar da izleyenin gözüne sokmayayım diye düşünmüştüm. Ama parodi videonun adında yazıyordu. Yani bu televizyon değil ki bu yeni bir mecra. Burada bir şeyler senin karşına gelmiyor. Burada sen bir videonun kapak fotoğrafını görüp adını okuyup sonra izleyip izlemeyi karar veriyorsun. Yani benim videomu izleyenler zaten öncesinde adında parodi yazdığını görmek zorundalardı. Ve bu bende şöyle bir farkındalık yarattı. Maalesef ki hukuk sistemimiz eski. Yeni mecraların nasıl çalıştığını, yeni neslin espri anlayışını ve yeni bilgi aktarım yollarını bilmiyorlar. Haberleri bile yok. Uyuşturucuya teşvik. Ya ben psikoloji öğrencisiyim ve benim yaptığım ilk sunum bağımlılıkla alakalıydı. Ben insanlara her türden bağımlılığa karşı uyarmak konusunda hayatımın her alanında aktif olarak uğraşan biriyim. Ve şu an benim sicilime böyle bir şey işlendi. Böyle bir olay yüzünden. Hani bak komik. Bir yönden baktığın zaman trajik komik anlıyorum. Ama keşke birisi de çıkıp bana bunun bir şaka olduğunu söylese de ben de rahat rahat gülsem. Ama artık geriye yapacak bir şey kalmadı. Ailem de suçsuz olduğumu biliyordu. Arkadaşlarım da suçsuz olduğumu biliyordu. Bütün internet de suçsuz olduğumu biliyordu. Ama artık cezam kesinleşti. Ben güveniyordum. Ben ümitliydim. Ben yanıldım. Peki şimdi ne olacak? Ee, avukatımın dediğine göre iyi haber. Aftan yararlanabiliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi 4 yıl ceza aldı ya. Vardır aramızda illaki bilen. Şimdi tutuklu geçireceğiz süre 4 yıl değil değil mi? Yani daha önce cezası yatarı yatar 4 yıl değildir herhalde değil mi? 4 yılın max bir hafta mı? Yatmıyor. Ya onun bir olayı var abi. Üçte biri mi? Dörtte bir mi? Ne? O da ilk, ilk suçulsa bir indirimi bir şey falanları filanları var. Aynen o indirim muhabbeti var. Denetimli menetimli falan mevzusu var galiba. Ha söyleyecek miydi? Dur bakayım. Söylüyormuş galiba. İyi haber. Aftan yararlanabiliyormuşum ve bu yüzden içeride geçireceğim sürenin çok uzun olmayacağını düşünüyor. Peki buna inanıyor muyum? Hiçbir şey inanmıyorum ki. A, finallerim biter bitmez gidip teslim olacağım ve gerisi infaz savcısının elinde olacak. Bu süreçteki bütün destekleriniz için teşekkür ederim ve umuyorum ki yakında tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun. Oğlum şaka gibi bir olay ya. Geçmiş olsun vallahi. Şartlı tahliye asliyede yargılanmıştır. Max bir ay. Abi bir ay. Hem siciline işini bir ay. Bir, bunun bir ay bir günü yok ki aslında baktığın zaman. Bir de yani olay yatıp yatmaması değil ama artık hani bari anladım mı? Hani yatmasın bari noktası yani burası artık. Bir ay az mı arkadaşlar? Süreci yaşaması bile kötü ki zaten. Ulan bir ay az mı ya? Hiç böyle gittiğin huzursuz ettiğin yerde böyle iki saatten fazla oturduğun zaman nasıl bir şey üstüne siniyor gidesin geliyor bilmem ne bir ay diyor amına koyayım. Hayır benim anlayamadım ne biliyor musun? Ee, parodi yazması da okey. Ya buna taşak geçti ama işte dediği gibi abi kanunlar eski kaldı demek ki yani bu noktada. Çok üzücü bir durum, harbiden çok üzücü bir durum. Oğlum 4 yıl Ne demek oğlum yani? Harbiden üzüldüm yani. İnşallah yani bilmiyorum bu saatten sonra şey kısmı nasıl ilerlediğini bilmiyorum ben. Hani karar verildi bilmem ne karar itiraz bilmem nesi oluyor mu daha sonra yani sicilinden kurtara biliyor mu? Hani on, onlar da önemli. Para mi videonun? Bir tane iki tane video dedi. Ee, bir Üsteki tane... Üstteki galiba. Hayır hayır. Bir tane bir şey yükledim dedi sonra bir de para yükledim dedi. bu parodi başlık parodi olan abi konuyla alakalı açıklaması yukarıda. Hayır bak 4 yıl önce yükledi. Ee, tamam o işte şey, çektiği Ezel şarkı. Parodi. Aynen o şarkı bak iki altta parodi var bir de. O da açıklama videosu. İki altta cevap değil ne parodi mi bu adam? <laughs> Üç altta. <gülüyor> <gülüyor> Normalde bu videonun adını parodi şarkıdan hapis cezası alma challenge parantez içinde çok riskli oldu yapacaktım. Kapak fotoğrafında da böyle bu şekilde bir fotoğrafımı koyacaktım. Klasik bir youtuber kapağı parodisi olur ve şu an içinde bulunduğum duruma baya ironik bir gönderme olur diye düşündüm ama... Nur şey yapacağım. Dayı! Efendim? Bir yayın açsana şu videoyu, şu şarkıyı sen de dinleyelim geri bana olsa. <laughs> Allah aşkına. Mantıklı. Merak ettim bir sen de dinleyelim aç bir yayın. Sonra bana <laughs> geri atarsın lan. He? Tamam gel. Gel. Oy, mangal yürekli. Arkadaşlar bunu açmanın bir cezası olduğunu zannetmiyorum ya. <laughs> Bu özendiren video çekmekten dolayı yargılanıyor anladın mı? Yapma çağrı. Aa, 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 aa. Tamam. Makarayı anladım şimdi. Ototun makarası aslında baktınız ha. 4 dakikanın paradının hapiste 4 yıla mal olduğu ülkedir. Hepimiz kimsenin uyuşarak edildikten sonra gidip yol içem demediğini biliyoruz. Bam, onun ya herhalde abi yani bir şarkıdan bir şeyden kimse yani bu devirde amına koyayım bu Z kuşağını ve yeni nesil internet dünya yani sadece internet kuşağında olarak Z kuşağından bahsetmek istemiyorum. Yani belki 40 yaşında adam ama internet devrine kendini kaptırmış da olabilir. Bu yani geneli kapsıyorum aslında. İnternet bu kadar aktif kullanan kuşaktan bahsediyorum. Ee, yaş sınırı ne olursa olsun. Bu insanlar zaten bu insanlar çok böyle IQ'su düşük insanlar gibi algılanıyor dışarıda. Farkında mısınız bilmiyorum. Bize öyle düşünüyorlar sanki bizim hakkımızda ya. AJP demek niye yasak olsun abi? Hani böyle